Ne yapıyorsun? Hiç. Hiç. Bir araya geldiğinizde hep birbirinizi görmezden mi gelirsiniz? Sadece biraz sohbet iyi olurdu demek istiyorum. Sana okuldaki ilk dönemimden söz edebilirim ya da... Derek bize... kamuflaj giymekten söz edebilir. Brüksel Adası kamp alanı. Siz kalıp kamp kurun, ben tuvaleti bulacağım. Tuvalet mi? Tuvalet filan yok. Lafın gelişi diyorum, burada ne isim veriliyorsa işte. Tracy, tuvalet yok. Tuvalet yok mu? Hayır. Ne yapmam gerekiyor? Sen de herkes gibi ormanı kullan. Daha iyi bir fikrim var. Ah Burstyn, beni hayal kırıklığına uğratıyorsun. Craig geleceğini söylediğinde yapabileceğinden emin misin diye sormuştum. Ve de o evet, yola hazır demişti. Yola hazır mı? Öyle mi dedi? Kız arkadaşının ormanda tuvaletini yapma konusunda derse ihtiyacı var dostum. Anlamadım. Anlaşılan o ki bugüne kadar yaşadığın üniversite hayatı seni vahşi doğada tuvaletini yapmanın zevkleri konusunda iyi hazırlayamamış. İzle. Birinci adım. Bir çukur kazarsın. İkinci adım. Çömel ve bırak. Hiç acele etme. Contalarını patlatmana gerek yok. Üçüncü adım, ki bu benim en sevdiğimdir. Poponu işte bununla sil. Ordu dağıtımı tuvalet kağıdı. Bazen alfa viski ya da John Wayne de denir. Dördüncü adım, yüzünde bir gülücükle üste geri dön. Beşinci adım, sana tuvalet kağıdını veren adama kendi işine bakmasını söyle. Çok acımasızdın. Birinin öğretmesi gerekiyordu. John Wayne tuvalet kağıdı mı? Evet, serttir, katıdır ve kimsenin pisliğine katlanmaz. Yüzünü gördün mü? Beni öldüreceğini sandım. Hayatım, ben sabah döneceğim. Merhaba. Kimse var mı? Merhaba. Merhaba. Kimse var mı? Merhaba. Anahtar olsaydım nereye saklanırdım? Sen anahtar değilsin Tracy. Sus ve kendi kendine konuşmayı kes.
Merhaba, kimse var mı? Sizi rahatsız etmek istememiştim. Göl kıyısında kamp yapıyorduk. Ama pek umrunuzda değil, değil mi? Çünkü evde değilsiniz. Ve ben yine kendi kendime konuşmaya başladım. Bin bir tuvalet şakası. Geçen gün dükkana bir adam geldi. 2 santimlik basınç düşürme valfi arıyordu. Biliyor musun? Hı hı. Babamla sohbet etmeye başladılar. Babamı bilirsin. Tanrım, bu defa ne dedi peki? Evet. Adama senin Afganistan'a gideceğini anlatmaya ve sanki kendi gidecekmiş gibi övünmeye başladı. Tamam mı? Ve adam onu dinlemeyi bitirince sessiz bir şekilde tezgahın üstünden şöyle dedi. Ona... İyi şanslar dilerim. Benim oğlum dönmedi. Sonra parasını ödeyip gitti. Biliyor musun, bu saçmalık. Neden durup dururken bana bunu anlatıyorsun? Ben buraya iyi vakit geçirmek için geldiğimizi sanıyorum. Özür dilerim. Kötü bir niyetim yoktu. Sadece bir şekilde evet, aklımda kalmış. Ve birdenbire aklına geldi, değil mi? Biliyor musun, oğlunun dönmemiş olmasına üzüldüm. Ama ben döneceğim, anladın mı? Anlıyorum. Tanrı'nın unuttuğu o yere öldürülmeye gitmiyorum. Tanrım. Ben gidip Tracy'ye bakacağım. Evet, sen bilirsin. Tracy! Tracy! Ah, lağım çukuru. Birinin evine girdiğine inanamıyorum. İzinsiz girmedim, anahtarı kullandım. Geldiğimi fark etmeyecekler, klozeti açık bıraktım. Demek istediğim bu değil. Bu insanları tanımıyorsun, şikayetçi olabilirler. Neden? Tuvaletimi yapmamdan mı? Greg, dünya her zaman seni tuzağa düşürmek için beklemiyor. Bir fırsat gördüm ve kullandım. Bir gün sen de dene. Gel. Merhaba. Hey, nasıl geçti? Nasıl mı geçti? Tracy bir anahtar bulmuş ve evde tura çıkmış. İçinde mi? Aa, cesursun. Büyük bir koltuk, uydu televizyon, ev içinde tuvalet. Ne? Hadi biz de gidelim oraya. Brewster Adası. Kamp alanı. Biliyor musun, bu gece ne kadar ileri gitmek istediğimi bilmiyorum. Son birkaç aydır pek yakın değildik. Ne dememi istiyorsun? Bu yaz ülke dışına çıktın. Ben kalıp hırdavatçıda çalıştım. Pek simetrik sayılmazlar. Simetri mi? Bir üniversite kelimesi. Yani kalacak mısın? Dediğim gibi, bir yıl yüksek okula gideceğim ve bakacağız.
Söz mü? Evet, söz. Belki de gitmeliyiz. Bir şey olmaz. Hemen bul o anahtarı. Tamam, çabuk 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 çabuk. Kımıldayın hadi. Yukarı. Hadi çabuk. Evet. Evet tamam. Koşun. Hadi hadi. Hayır durma hadi. Git anahtarı al. Kapa çeneni, alıyorum. Anahtar. Acele et, acele et. Sırılsıklam oldum. Güzel. Demiştim. Oh, hey Craig, şömine bile var. Fazla yerleşmesen iyi edersin. Fırtına diner dinmez buradan gideceğiz. Tanrı aşkına nasıl bir romantiksin sen. Umarım yatakta iyisindir. Çünkü elbiselerinde hiç çekilmezsin dostum. Aç olan var mı? Aa, hayır. Bak ne yaptın. Tracy. Sadece bakıyorum. Dediğim gibi bu senin evin değil. Hey, senin de değil. Ah! Yanıyor, yanıyor, yanıyor. Kendime küçük bir ateş yaktım ben. Ben bir duş alacağım. Lütfen keser misin Tracy? Bir duş alacağım. Susmamı söyleyeceksin. Ama bana sorarsan sen kimsenin taşı demediği bir yükü taşıyorsun. Tamam, şimdi hakkında çok şey duyduğum o tuvalet nerede? Ah, Bodrum. Ah, beni bekleme. Ne yapıyorsun? Duş alıyorum. Benimle birlikte alamazsın. Bakma, okulda neredeyse 1000 kilo aldım. Çıkar mısın? Ben ciddiyim. Tracy. Ne? Hadi kalk. Ev sahipleri geldi. Hemen giyin. Ne? Hadi giyin çabuk. Uyan. Kalk. Ev sahipleri geldi. Lanet olsun. Thank you.
Gerçekten buraya gelmekte çok iyi yaptık. Evet, iyi yaptık. Neredeler gördün? Hadi gidelim. Hayatım, seni çok ben seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Hadi tatlım içeri geçelim. Gel. Tamam. Liz, bakma. Kokuyu aldınız mı? Sinyal yok. Benimkinde de. $20 kazanmak ister misiniz? Adam başı. Evet, ölü ağırlık denmesinin bir sebebi var. İnsan vücudunun %60'ı sıvıdır. Elbette kanı boşalttık, yükü biraz hafifletebilirdim. Bunun için özür dilerim. Tıp fakültesindeyken bir kadavramız vardı. Dev bir kadındı. Ona Bertha derdik. Siz çocuklar kahvaltıya kalmak istemezsiniz Frank, değil mi? Frank, acele et biraz. Söz vermiştin. Tamam. Hadi yolumuza devam edelim. Demek istediğim şu ki bunun gibi insanların gitmesi gerekir. Yani şu eskiler. Bizim için hayatı yaşanmaz yapan zenginler. Yeni kan. İhtiyacımız olan şey bu. Kelimenin tam anlamıyla. Tamam çocuklar. Derin kazın. Liz, ne zamandır burada yaşıyorsun? Evin dekorasyonu hoşuma gitti. Kendin mi onardın yoksa böyle mi aldın?
Konuşmak isteyen biri mi var? Evi açık artırmada aldık. Şerif terk edileli birkaç yıl oldu demişti. Burada bir bilim adamı yaşarmış. Atom bombası üstünde çalışırmış. Bodrum'daki o cesetler. Onlar da evli mi geldi? Onları öldürdüğümüzü mü soruyorsun? Hayır. Onları doğa öldürdü. Bir lastiği çıkarın. Daha çabuk çürürler. Onlar sizsiniz. Hayır değiller. Onlar zayıftı. Biz güçlüyüz. İçine. Karşılığını alacaksınız demiştim. Şimdi çukura gir. Aptal olduğumu mu sanıyorsun? Kapa çeneni ve çukura gir. Gir dedim. Hayır. Açın. Hadi. Durun. Hadi. Koş. Koşun. 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 Peşinden gel. Hadi. Tamam. Bırak beni. Koşun, hadi. Pencereler, kapatın. Gördünüz mü? Tıpkı bana benziyordu. Aman tanrım. Tekne, anahtarlar nerede? Karısı Liz o yanına aldı. Öleceğiz. Trace, her şey yoluna girecek. Hayır, girmeyecek. Geri dönecekler ve biz öleceğiz. Doğru söylüyor. O şeyler ne bilmiyorum ama bu iyi değil. Buradan hemen gitmemiz gerek. Aklını mı kaçırdın? Ben dışarı çıkmıyorum. Ne demek sana benziyordu? Görmedin mi? 3 kişiydiler. 2 erkek ve 1 kadın. Hayır, 2 kişiydiler. Frank ve Liz. Hayır, 3 kişiydiler. Birdenbire ortaya çıktılar ve çıplaktılar. O ikisini durduranlar onlardı. Bu delilik. Ben bu şeyi uydurmuyorum. 3 kişiydiler ve tam olarak bize benziyorlardı. Durun. Çıplaklar mıydı? Merhaba. Evde kimse var mı? Tracy, Derek. Benim, Craig. Peşinizdeki o tiplerin icabına baktık. Sizi bir daha rahatsız edemeyecekler. Şu anda biraz garip göründüğümüzün farkındayım. Bu yüzden biz biraz daha burada bekleyeceğiz ve sizin bu şeyi düşünmenize izin vereceğiz, tamam mı? Ve Craig, sana küçük bir tavsiye. Polis çağırma. Ceset gördüklerinde nasıl olduklarını biliyorsun. Craig, ne oldu? Sanki aklımı okudu. Geçen yıl annem öldüğünde polisler kaza olmayabileceğini düşünmüştü. Yanıldılar ama. Sence bunu biliyor muydu? Başka neler biliyorlar? Bir şey görüyor musun? Aa, evet.
Merhaba, Craig Carlson. Yanılmıyorsam herkesi tanıyorsun. İç çamaşırını giymeden bir adamı tanıyamaz mısın? Kilo almışsın. Bu adamı tanımak için uğraşmama gerek yok. Sana hiç çok çirkin biri olduğunu söyleyen olmuş muydu? Ne dedin sen? Özür dilerim. Çirkin mi dedim? Aptal demek istedim. Baylar, lütfen. Anlaşmayı deneyebilir miyiz? Derek, özür dile. Özür dilerim. Benim rengim değil. Bak, özür dilerim, kabalık yapmak istemem ama tam olarak kim olduğunu ve nereden geldiğini bilsem daha rahat edeceğim. Nereden geldiğimi mi? Yani bilmiyor musun? Hayır, ipucuna ne dersin? Hiç hatırlamıyorum. Güzel şort. Biraz kısa. Dışarıda temizlememiz gereken bir şeyler var. Döndüğümüzde kahvaltıya ne dersiniz? Hı? Menüyü düşünme işini size bırakıyorum. Siz kalıp Manson ailesine kahvaltı hazırlamak isterseniz benim için sorun değil. Ama ben buradan gidiyorum. Derek, bekle. Neler hissettiğini biliyorum ama henüz neler olduğunu bilmiyorum. Ah, ben neler olduğunu biliyorum. Bu şeyler, bu kopyalar geri dönecekler ve bizi öldürecekler. Bugün değilse bile yarın. Peki planın ne? Polise mi gideceksin? Özür dilerim memur bey, tam olarak bize benzeyen birileri var. Parmak izlerimiz bile aynı ve birini öldürdüler. Fikrinizi değiştirirseniz ben kayıktayım. Derek, dur. Bak, haklı çıktın. Gidiyor. Sana kendimi tanıdığımı söylemiştim. Sence geri dönecek misin? Hey, bekle. Oh, sakin ol Bruce Lee. Biz aynı takımdayız. Daha önce söylediklerimi unut. Onlar diğerleri için bir gösteriydi. Ben senin tarafındayım. Düşün bir. Onlar için çalışıyoruz ve 3 kuruş ödüyorlar. Arkadaşımız değiller. Bak, söylemek istediğim tek şey daha fazlasını hak ettiğin. Ve hakkını almana yardım edeceğim. Aptal. Ne yapıyoruz? Bilmiyorum ama soğuyor. Ya Derek haklıysa? Ya bizi öldürmek istiyorlarsa? Buna izin vermem. Soruna verecek bir cevabım yok. Siz buradasınız, biz buradayız. Bir sebebi olduğuna inanmamız gerek. Hiç merak etmiyor musunuz? Böyle bir şey her gün gerçekleşmez. Umarım öyledir. Yoksa sonunda işler çok karışabilir.
Düşüncelerimizi okuyabiliyor musunuz? Hayır ve istemezdim. Ama geçmişimizi paylaşıyorsunuz. Bu daha çok sizi tanımak gibi. Ve etkilenmedik. Derek, bu onların hatası değil. Hepimiz hata yaparız. Örneğin arkadaşının babasının dükkandaki kasadan para çalışı gibi. O tür bir hata mı? Bu bir yalan. Derek bunu asla yapmaz. Craig, sakin ol. Sizi utandırmak gibi bir niyetimiz yok. Ve kayıtlara geçsin. Benim de hırdavatçıda çalışmaya niyetim. Hayır, beni de dahil edebilirsin. Gerekirse bunun için öldürürüm. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Arkamıza yaslanıp dünyanın geleceğini düşünmek. Bu tatile bunun için çıkmadınız mı? Hayır. Buraya ondan ayrılmaya geldi. Okulda biriyle tanıştı. Gerçek bir erkek. Craig, onları dinleme. Bu doğru değil. Evet doğru. Biliyorum. Onunla işçi bayramından beri yatıyor. Bak kim olduğunu ya da ne istediğini bilmiyorum ama hayatımdan uzak dur. Bir anlamı yoktu. Sana söyleyecektim. Ne yapmamı istiyorsun? Sadece kendin ol. Ve bunu sormayı bırak. Merhaba. Merhaba. Sana katılabilir miyim? Merak etme. Seni ısırmam. Kız arkadaşının yanında kendimi aptal durumuna düşürdüm. Fark etti. Gerçek şu ki kıskanıyorum. Ciddiyim. Akıllı, iyi ve sana sahip. Ne, üniversiteli çocuk mu? Sadece bir kaçamaktı. Ama demiştin ki... Seni kızdırmak içindi. Kıskandığımı söyledim. Neden? Siz tamamen aynısınız. Tam olarak değil. Daha çok doğumda ayrılan kardeşler gibiyiz. Sadece o iyi genleri almış. Ben de kötüleri. Yüzmek ister misin? Bu kitabı buldum. Atom bombasını yapan adamla ilgili en değer bir baskı. Yazar bunu E. Turney adında bir bilim adamına adamış. Bir fotoğrafı var. Doktor E. Turney laboratuvarında. Brewster Adası 1945. Dur bir dakika. Bu burası. Bu Brewster Adası. Liz'in evi bir bilim adamından aldıklarını söylediğini hatırlıyorum. Liz mi? Şu icabına baktığınız kadın. Açık arttırmadan aldıklarını söylemişti. Yıllar önce terk edilmiş. Yani eğer evi burasıysa... Laboratuvar nerede? Ha
Craig. Yapma. Craig. Bir şey bulduk. Laboratuvar. Bu arazide kuruluymuş ama 1957'deki yangında kullanılmaz hale gelmiş. Nerede olduğundan söz ediyor mu? Hayır. Sen kızgın mısın? Hayır değilim. Değilim. Hey, bu da ne? Oo, burası olduğunu sanmıyorum. Hayır. İşte. Burası olmalı. Laboratuvarını neden bu kadar uzağa kurmuş? Deneyler için mükemmel bir yer. Ne tür deneyler? İlk atom bombası üretilirken hükümet bağımsız bilim adamlarından faydalanmıştı. Eminim yapmalarını istedikleri parça dışında hiçbir şeyden haberleri yoktu. İhaleyle iş alanlar gibi. Ama bunları nereden biliyorsun? Sınıfta dersleri dinliyorum. Sizi evde bekleyeceğiz. Tracy, hiçbir şey olmadı. Umurumda değil. Ne ilginç geliyor biliyor musun? Arkadaşların bir gram bile merakları yokmuş gibi. Onları yaratan şeyin burada başladığı açık. Arkadaşlarım mı? Senden hoşlanıyorlar. Keşke kimya dersini daha iyi dinleseydim. Ne oldu? Bu garip. Eve giren bir elektrik kablosu var. Yanında el feneri gibi bir şey var mı? Işık çubuğu var. Altında bir laboratuvar daha var. Ne? İşte geliyorlar. O halde anlaştık. Bu gece yatmaya gittiklerinde. Benim için uygun. Bence beklemeliyiz. Bizi öldürmeyi denemelerini mi? Tracy ondan hoşlandı. Dikkat etsen iyi olur Sisi. Sana rakip çıktı. Belki de onlara söylemeli, anlamalarını sağlamalıyız. Zayıf olduklarını ve gitmeleri gerektiğini mi? Bir şey buldunuz mu? Hayır. Ben yüzmeye gidiyorum. Gelmek ister misin? Su buz gibi. Ben seni ısıtırım. Evet. Olur.
Hey, yolculuk nereye? İstersen onu bitirebilirsin. Teşekkür ederim ama resim çizemem. Gerçekten mi? Şarkı da söyleyemem. İkinizin aynı olduğunu sanıyordum. Hayal kırıklığına mı uğradı? Hayal kırıklığı değil. Başka nelerin farklı olduğunu merak ediyorum. Çok soğuk. Haklısın. Burası sıcak. Nasıl yaptın bunu? Biz daha sıcağız. Hadi dokunma. Daha önce şaka yapmıyordum. Söylediklerim de ciddiyim. Tracy bunu asla söylemezdi. Sana söyledim. Ben o değilim. Başımı döndürüyorsun. Yoksa amacın bu mu? Onda ne buluyorsun? Sevgilinde. O benim sevgilim değil. Onunla yatıyorsun. Yatakta iyi mi? O da senin kadar iyi öpüşür mü? Bunu onun yüzünden söylüyorsun. Ben o değilim. Hayır. Ben de senin sevgilin değilim. Daha iyi bir sevgili bulmalısın. Ne istediğimi biliyorsun. Thank you.
Peki nasıldın? Ne? Onunla karşılaştırırsak. Çekil üstünden. Ben merak ediyorum ya sen. Hayır, umurumda değil, kalk üstünden. Hayır, gerçeği kabul edinceye kadar olmaz. Ondan daha iyiyim. Hayır. Yalancı. Senden hoşlanıyorum Tracy, gerçekten. Ama daha ileri gidip en iyi olmakla hiç ilgilenmiyorsun. Her zaman en iyisi olman gerekmez. Evet, elbette teknik olarak harikaydın. Belki üstündün. Ama insanı zayıf hissettirdikten sonra ne anlamı var ki? Özel isimler, kısaltmalar, önekler ve sonekler yasak. Ayrıca tire ve kesme işareti gerektiren kelimeler de kullanılamaz. Ancak yabancı kökenli kelimelerin ve eski ve unutulmuş kullanımları ve günlük konuşmayla argoyu kesinlikle teşvik ediyorum. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Hep aynı değil mi? Kızlar bulaşık yıkar, oğlanlar oynar. Üniversiteye bunun için gelmemiştim. Crack yazı turayı sen kazandın. Başla. Hayatta kalmak. Onu seviyor musun? Seni saplantı haline getirmiş. Kim? Craig mi? Çok tatlıdır, sevmeyecek nesi var ama biliyorsun. Hayır, bilmiyorum. Sonunda bir şey olmayacak. Ödemonya. Saadet anlamında. Saadet içindeyim çünkü kazanıyorum. Ve benim için seviniyorsun. Ödemonya. Beğendim. Hayır. Ben beğendim. Hey. İyi misin? Craig. Yaptıkları en iyi şey kendimizi aptal hissettirmek. Belki de öyleyiz. Bunu görmek için oyun tahtasına bakmak yeterli. Daha zekiler. Ama daha bilge değiller. Zekaları ve kendilerine olan güvenleri seni etkilemiş olabilir. Beni de etkiledi. Ama beni sinir etsen bile seni tercih ederdim. Sanırım Derek haklı. Bu gece buradan gitmeliyiz. Ama önce o laboratuvara bakmak istiyorum. Craig, söylediklerimde ciddi değildim. Bunu o kıskansın diye yaptım. Tehlikelisiniz. Hepiniz. Hayır. Sana zarar verecek bir şey yapmam. Bana inanmalısın. Sana aşık oluyorum. Diğerleri bilse beni öldürürler.
şey demeyeceğine söz ver. Bu bizim sırrımız olacak. Eyalet Üniversitesi'ne kabul edildi. Gelecek dönem sana yalan söyledi. O laboratuvarı ve deneylerle bağlantısını düşünüyordum. Greg! Greg! Bu şeyleri o yer yaratmış olmalı ama DNA örneklerimizi nasıl aldığını bulamadım. Neden bahsediyorsun? Kopyalar. Bizden geliyor olmalılar ama nasıl? Sonra şu diğer Craig aklıma geldi. Lam kuyusuna bakıyordu. Sanki bir şey hatırlamaya çalışır gibiydi. Sonra hepsi birden aydınlığa kavuştu. Söylediğin şey doğruysa neden onlardan, kopyalardan daha çok yok? 20 dakikada bir tuvalete gidiyorsun. Hayır, gitmiyorum. Deneyi bir şey tetiklemiş olmalı. Belki fırtınalar, yıldırımlar. Belki. Al. Bunu dene. Hazır mısın? Işık çubuklarını ver. İşte. Yüksek okulda bir yıl daha kalacağını sanıyordum. Craig, bunun zamanı değil. Bilmem gerek. Bunu sonra konuşuruz. Söz. Ben bir şey duymuyorum. Belki böyle yapıyorlardır. Unuttum. O bilirdi. Tracy, Craig, iyi misiniz?
Laboratuvar raporu. Bilim adamının. İnsanlığı kurtarmak için değil, yeniden yaratmak için bir deneye başlıyorum demiş. 10 Mayıs 1957. 205 numaralı örnekteki gen özellikleri daha az değişken. Metilasyon sürecinin yeniden ayarlanması gerek. 15 Haziran örnek... Örnek 222'de gelişmiş hücre metabolizması. 222. İhtiyarlama belirtileri neredeyse yok edildi. Ulusal Akademi'den ek ödeneğin reddedildiğini söyleyen mektup geldi. İlk değiştireceklerim onlar olacak. Hey bak. 20 Temmuz. Yeni teknik örneklerde umut verici sonuçlar yarattı. Tüm sorunların kaynağı güvensizlik. İnsanın ne pahasına olursa olsun layık olduğunu ispatlama çabası. Craig buraya gel. 10 Eylül 1957. 229 numaralı örnek fonksiyonlarda azalma olmadan olgunluğa ulaştı. Bu hayatın kanıtı mı? Ekim. Sputnik'in fırlatılması dünyanın dikkatini çekmeyi başardı. Benim keşfime ne diyecekler? Tracy ne oldu? Tracy dur. Not defterindeki son paragraf. Duyuruyla ilgili olan. Bir şey bulmuştu. Deneyini tamamlamıştı. Ne deneyi? Zombi ordusu yaratmak mı? Zombi değil. Kopyalar. Yeniden yaratılmış insanlar. Bu o. Doktor Turney. Bu not defterindeki numara. Boş. Hey benim. Sakin olun. Derek. Tanrım ne işin var burada? Benim mi ne işim var? Bu kim? Gel her şeyi sonra açıklarım. Küçük yalancılar. Bir şey bulmadık demişlerdi. Yani bilim adamını kendi yarattığı şey mi öldürdü? Kanıtlara göre öyle. Peki katiline ne oldu? Bilmiyorum, kaçtı. Gelin. Merhaba. Beni duyuyor musunuz? Craig bu komik değil, kapıyı aç. Tracy, bana ilk kez adımla sesleniyorsun. Gururum okşandı. Aç şu kapıyı lanet olası. Senin gerçek adın bu. Derek, geri dönmüşsün. Bu çok aptalca. Ama senin en aptalları olduğunu unutmuşum. Üstüne alınma. Eve geri dön. Yanıcı ne varsa getir. Çakmak yakıtı, tiner, halı. Ne yapacağımı anladım. Senden çok daha öndeyim.
Ne yapıyorsun? Fırsatı değerlendiriyorum. Buradan başka çıkış var mı? Biz görmedik. Derek sırt çantasında ne var? Hala aşağıda mısınız? Biliyor musun Craig, çok zekisin ama çok aptalsın. Neden peki? Beynin bu kadar çalıştığı halde merak hissetmiyorsun. Bu yatakta ya da dışarıda çok kötü bir özellik. Bu ne? İşaret fişeği. Denizdeki gemilere sinyal vermek için. Ne? Her türlü acil duruma hazırım. İşaret fişeği gibi mi? Bana akıllı dememiştin. Bunları buldum. Onun nesi var? Yani bugün mü? Dinle Derek. Bir konuda gerçeği söylemeni istiyorum. Dükkanda kasadan para alıyor muydun? Ne? Biri aldığını söyledi. Kim? İnandın mı? Hakkımızda her şeyi biliyor gibiler. Düşündüm ki... Ne düşündün ha? O dükkanda çok çalışıyorum Craig. Baban bunu biliyor. Sorudan kaçıyorsun. Ne? Hırsız olduğum mu? Hey çocuklar. Gerçeği öğrenmek istiyorum. Derek, para aldın mı? Evet. Paraya ihtiyacım vardı. Ve ben istemeye utandım. Özür dilerim. Bana söylemeden mi gidecektin? Tıpkı herkes gibi. Ne demekti hiç. Bu? Sorunun ne? O bizden daha aşağı seviyede. Belki senin için öyle. Seni hak etmiyor. Ya sen? Hazırız. Tarafını seçmek için 30 saniyen var. Sizler hala aşağıda mısınız? Fazla sürmeyecek. Senin lanet olası baş belası. Bunları tanıdınız mı? Bunlar ehliyetleriniz. Ne? Özür dilerim ama istersek vermeyeceğinizi düşündük. Bu adamın bizi öldüreceğini söylemiştim. Bizi suçlayabilir misiniz? Sonunda bize ihanet edecektiniz. Hayır. Biz katil değiliz. Emin misin? Hoşça kal Tracy. Seni tanımak güzeldi. Derek. Hazır ol. Dikkat! Bu adam gizli bir bölmedeydi. Duvarları kontrol edip bir yarık ya da kapı arayın. Ha, burada bir yerde olmalı. Burası. Ah! Bir şey gördüm. Tamam, tamam. Çabuk! Gidelim! Koşun! Ha ha ha.
ayağıma boşaltmışlar. Bütün deney bu şekilde sızmış. Bundan daha sonra bahsedebilir miyiz? Gidelim. Tanrım. Kötü yandı. Bir ilk yardım çantası bulmaya çalış. Yavaş yavaş. Tanrım. Tamam. Lanet olsun. Evin altına çıktık. Dinleyin. Kötü mü? Yeterince kötü. Ya zayıflar? Öldüler mi? Merak etme, işleri bitti. Ne yaptın onlara? Onu öldürmeye çalıştılar. Başka seçeneğimiz yoktu. Yaralanmış. Güzel. Seni buradan götüreceğiz. Git tekerinin anahtarını getir. Hayır. Hadi. Bununla ne yapmam gerekiyor Bay Uzman? Kullan. Onların üstünde. Hayır, ben insan öldürmem. Bu senin işin. Öyleyse hayatını onlara emanet et. Bizi öldürmeye çalıştılar Tracy. Yine yapacaklar. Belki pazarlık yapabiliriz. Pazartesi, çarşamba ve perşembeleri onlara mı vereceksin? Sen cinayetten söz ediyorsun. Ben hayatta kalmaktan bahsediyorum. Belki kaçar kimliklerimizi değiştiririz. Bu saçmalık. Çünkü ben hayatımı seviyorum. Ve uğruna savaşmaya hazırım. Ya siz? Bir gün bana teşekkür edeceksin. Ne için? Alo. Merhaba baba, benim. Hayır, her şey yolunda. Bir gün erken döneceğiz. Evet, yarın. Dinle. Tracy'nin annesine de söyler misin lütfen? Evet, Derek de selam söylüyor. Hoşça kal. Bunu yapamayız. Onları durdurmalıyız. Bir fikrim var. Suyu şişeye boşalt. Bu ısıtıcı kumu devreye sokacaktır. Ve şişe genişleyecek. Ve bam, işte oldu. PHB. Patlamaya hazır demek. Ya acı sos? Hazır biber gazı. Şimdi bu bebeğin patlamasına yaklaşık 2 dakika var. O işe yarayacak mı? Evet. Al. Artık resmi. Bayan Bernstein. Şimdi her savaşta ilk kayıp savaş planıdır. Yani doğaçlamaya hazır olun. Bir paroloya ihtiyacımız var. Dostu düşmandan ayıracak bir şeye. Önerisi olan? Marco. Polo. Mükemmel. Çok iyi bir takım olduk. Diğer taraf da öyle. Plana sadık kalacağız. Şüphe uyandırmak istemeyiz. Aptal mı davranacağız? Aptal değiller, yakalanabiliriz. Nasıl? Daha zeki olduk diye mi? Tracy, merak etme. Ailelerimiz bize bayılacak.
Pekala. Hadi yapalım. Beni gördü. Diğer Tracy. Ne? Ne yaptı? Hiçbir şey. Bunu duydunuz mu? Neyi? Ah, lanet olsun. Ne o? Lambayı kapat yoksa öldürürüm. Kapat dedim. Canını yakma. Hayır, anlamıyorsun. Kurtulmanıza sevindim. Size zarar vermelerini istemedim. Sana göre değil. Artık öyle. Etkilendim. Değiştin. Duruşun. Kendine güvenin. Neredeyse benim kadar iyisin. Senin gibi olmak istemiyorum. Öyleyse yaşamak istemezsin. Bu delilik dostum. Ne yapıyoruz biz böyle? Kapa çeneni. Bu bizim kavgamız değil Derek. Bizim kavgamız gelişmemizi engellemek için çalışan ve bizi kontrol altında tutanlara ve bizim olanı aldığımız için kendimizi suçlu hissettirenlere karşı. Babamız olsa aynı şeyi söylerdi, değil mi? Daha fazlasını hak ediyorsun kardeşim. Bir üniformanın verebileceğinden daha fazlasını. Uzak dur. Seni uyarıyorum. Ah Derek. Bu sadece benim. Seni kim daha iyi tanır ha? Beni tanımıyorsun. Her şeyi biliyorum. Hayır! Pislik.
Ne oldu? Kaçmaya çalıştı. Daha hızlı olduğunu sandı. Beni dinlemeliydin. Derek, sor ona. Dur. Tanıdığım bir adam var. Marco. Ne? Marco. Onu hatırladın mı? Neden bahsettiğini bilmiyorum. Derek, ne yaptığını sanıyorsun sen? Anlamıyorsun değil mi? Tracy haklıydı. Bu kadar zeki biri olarak çok aptalsın. Hayır. Bu imkansız. Daha güçlü, hızlı ve akıllıyız. Daha mı akıllı? Kimden daha akıllısınız? Hepinizden. Zayıflardan. Bir söz vardır. Sen de öğrenmelisin. Bu dünya zayıflara kalacak. Hayır. Siz şansınızı kullanamadınız. Artık sıra bizde. Yardım et. Yardım et. Yardım etmemiz gerek. Hayır. Derek lütfen benim. Sadece rol yapıyordum. Marco değil mi? Marco. Hayır, 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 hayır. Hayır. Marco. Craig, sana Marco dedim. Marco. Polo. Ralph Lauren'den. Tracy. Göl. Tracy, buradayız. Dur, 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 dur. Emin olmalıyız. Marco. Tracy, sana Marco dedim. Polo. Kalsın hırdavat.
Merhaba. Merhaba. Bu gece o konsere gitmek istiyor musun? 30 dolardı değil mi? Önemli değil, ben öderim. Daha iyi bir fikrim var. Bana gelsene. Babam evde olmayacak. Tamam. Craig, telefon. Merhaba Bay Merhaba. Carson. Hemen dönerim. Merhaba. Merhaba Tracy. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Alo? 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 Craig. Benim. Tracy. Lütfen kapatma. İnanmak zorundasın. Marco. 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 Evet. Devam edecek.